Herkese merhabalar. Şu aralar sosyal medyada çok sık maruz kaldığım ve artık bende oluşturduğu düşünceler nedeniyle söylemezsem olmaz noktasına vardığım birkaç şeyden bahsedeceğim bugün sizlere. Birincisi Yonca Evcimkin son çıkarttığı şarkı. Ben e, bundan daha kötü çok az şey duydum hayatımda. Yani muhtemelen bundan daha kötü duyduğum bir diğer şey Yonca Evcim kim bu şarkı üzerine yaptığı açıklamadır. Yani şarkı ilk adımda ıı, kadın hakları üzerineymiş gibi bir algıyla başlıyor. Yani daha doğrusu ıı, şarkının PR'ı bu şekildeydi. Aa, ben değil kadın haklarına kadına karşı ıı, yani Direk kadına karşı olan çok az şey gördüm böyle. Direkt bir eser ortaya konmuş. Yani biz kadına karşıyız. İşte şarkıcı olarak, söz yazarı olarak, besteci, efendime söyleyeyim aranjör herkes birleştik. Karşıyız böyle bir şey ortaya koymak istedik. Klipçi, ışıkçı falan derken. Yani Yonca Evcim'i bu sektörde çok eski bir insan ve bir tane insan evladı da dönüp dememiş ki sen ne yapıyorsun? Yani size şarkıyı nasıl tanımlayayım? Yine Yonca Hanım'ın bir şarkısı vardı. Şöyle sözler içeren. Bandıra bandıra ye beni. Doyamazsın tadıma. Hani bu şarkı bile son çıkarttığı şarkıdan daha fazla kadın hakları içeriyor. Öyle anlatayım ben. İşte kocalarımızı çalmayın gibisinden bir şeyler söylüyor şarkıda. Şarkının tamamını dinleyemedim ben. Üç çeyrek kadar dinledim. Yani yarısını açtım ama dedim ki akıl sağlığım daha kıymetli. <laughs> Ondan sonra bıraktım. Üzülüyorum açıkçası. Biraz da çocukluğumuzda yer etmiş insanların büyüdüklerinde ve biz de büyüdüğümüzde böyle farklarla, böyle acı noktalarla karşı karşıya geldiğimi üzülüyorum. İkinci bahsetmek istediğim şey 9 kere Leyla filmi. Burada anlaşamayan bir çift var. çiftin erkek kişisi boşanmak boşanma sürecinde eşini öldürmek istiyor sanırım. Yani aşağı yukarı böyle bir şey. Filmin tamamını izlemedim. Sadece bazı sözüm ona sosyal mesaj içeren kısımlarını izledim. Bu kadar harika bir kadroyla yapılacak en kötü şeyi yapmışlar. Yani Haluk Bilginer ve Demet Akbağ yan yana koyup 10 dakika sohbet ettirseler muhtemelen daha çok beğeni alırdı diye düşünüyorum. Daha çok beğeni alırdı. Bundan eminim şu an. Şöyle bir hayal ettim. Kesinlikle eminim. Um, yani film bizim e, televizyonlarda oynatılan bu genel işte bir erkeği paylaşamayan iki ya da ikiden fazla kadın e, tasarısından öte bir şey değil ne yazık ki. Ama sanki çok farklı bir şeymiş gibi lanse edilmiş. E, muhtemelen içindeki insanlara kimsenin e, bu senaryoyu konduramayışından olsa gerek diye düşünüyorum. Onun dışında normalde bu film sinemada gösterime girecekti. Fakat pandemi dolayısıyla Netflix'e geçen filmlerden biri bu da. Kendi adıma şöyle sevinçliyim. Ben bu filmin ilk afişini gördüğümde hemen izlemeliyim, sinemaya çıksın hemen gideyim diye bekliyordum. Yani 30-35 lirayı böyle bir filme versem herhalde çok üzülürdüm yani. 35 lirayı 5 kuruş yaptırıp yutsam bünyeme daha fazla fayda ederdi. Çünkü sosyal mesaj içerdiğini söylenen kısımlarda da şöyle cümleler var. Erkeklik bir hastalıktır zaten. Yani erkeklik bir hastalık değildir ama erkekliği bir hastalık olarak görmek hastalıktır. <gülüyor> yani <gülüyor> ne desem bilemiyorum. Cinsiyetçiliğin e, tek bir tarafı yok. Bunu biz niye kabul edemedik? Çok uzun zamandır hala... Bilemiyorum yani sadece kadına yapıldığında değil erkeğe de yapıldığında onları cinsiyetçilik ve bence e, insan hakları savunucusuysak öyle olduğumuzu düşünüyorsak öyle olmak istiyorsak en azından bunun temennisiyle yaşıyorsak bu iki cinsiyeti bir şekilde birbirinden ayırmamalı ya da e, böylesi bir ortamda bile sözüm ona sanatı icra ettiğimiz bir ortamda bile Kayırmamalıyız birbirinden. Yani bir şey göstermek istiyorsak sanki daha e, gerçek ve daha doğru yollar var gibi geliyor bana. Üçüncü olarak söylemek istediğim şey ise son zamanlarda sıklıkla karşıma çıkan bir tweet. E, ben Twitter'ı kullanmıyorum. Instagram üzerinden e, denk geldim bir tane e, beyefendi sanıyorum ki. Belki gerçekten böyle düşündüğü için, belki de dikkat çekmek için bir tweet atmış. İşte önümde bir e, kız var 16-17 yaşında pet alıyor ne kadar ayıp falan filan genel olarak böyle bir şey. E, açıkçası benim bu konuyla ya da bu kişiyle ilgili söyleyecek tek cümlem yok. Çünkü yıl olmuş 2020 eğitim o kadar geniş, o kadar yani kapsamlı imkanlara sahip ki açıkçası işte o tweet'e atacak interneti, telefonu ya da o X cihazı bulabilen bir insanın eğitime erişmemesini ben sadece kendi seçimi olarak değerlendiriyor ve hayatımdan uzak tutmaya çalışıyorum genel olarak böyle insanları. Fakat benim dikkatimi çeken şey bu insanın yazdığı değil, buna karşılık olarak verilen prezervatif örneği. Yani tam anlamıyla ekrana baktım ve kal geldi. Yani bir kız çocuğu ortalama 12 yaşından 13 yaşından itibaren e, ve sanıyorum ki 55-56 yaşlarına kadar geçen süreçte e, yani 12'den 56-60 belki yaşına kadar regl olmayı sürdürüyor. Ve burada e, zamanın da imkanları dahilinde iyi ki de ped diye bir şey var ve kullanabiliyoruz ve benzeri birçok e, ürün var kullanabiliyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu e, bence ücretsiz verilmesi gerekirken işte para verip alıyoruz. Bu bambaşka bir konu. Bunun e, karşılaştırmasına prezervatif konulamaz. Yani üremek, sevişmek bilmiyorum. Hani ihtiyaç hiyerarşisinde yeri olan şeyler. Fakat bunun gereçleri herhangi bir gereci. E, yüzde yüz ihtiyaç mı tartışılır. Ve... E, karşılıklı olarak konulamaz. Yani bunu kadın niye göstererek alıyor? O zaman işte bunu niye erkek göstererek alıyor diye değerlendirilemez. Bu düşünce de kendi içinde ne yazık ki çatlaklar içeriyor. Biz bazen bir şeyleri düşünürken çok dallandırıp budaklandıramıyoruz ve aslında bir şeyleri düşündüğümüzü ya da bir şeyleri savunduğumuzu zannederken aslında yine yine beğenmediğimiz şeylere hizmet ediyoruz ne yazık ki. Son olarak şunu da söyleyeyim yakın süreçte şöyle bir şey olmuştu Twitter'da kadınlar için söylenen cinsiyet kalıpları erkeğe çevirip yani aynı kalıbı aynı cümleyi alıp erkek cinsiyeti üzerinden şekillendirip tekrar tweet atmıştı kadınlar canım kadınlar biliyorum ki hepimiz bir şekilde denk geldiğimiz maruz kaldığımız ve maruz kalmaya devam ettiğimiz bu tacizin ve bu cinsiyeti düşüncenin bir yerde durmasını istiyoruz fakat siz size söylenmiş cinsiyetçi bir söylemi tekrarlayarak, başka bir cinsiyet üzerinden tekrarlayarak sadece bunun meşrulaştırılmasına katkıda bulunursunuz. Ne yazık ki onu yok etmezsiniz. Eğer gerçekten biz düşüncemizi ve hayatımızı iyileştirmek istiyorsak sanırım önce sözcüklerimizden başlamalıyız. O yüzden de güzel konuşup güzel düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Benimle geçirdiğiniz için bu vakit çok teşekkür ederim.